ekber, Allahu ekber. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve içerisinde bulunan her şeyin sahibi olan yüce Rabbim. Senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıklarla oruçlarımızı açıyoruz. Sen kabul eyle. Bu güzel ve anlamlı iftarı hazırlayan, tanzim eden Gülsüm öğretmenimizin de hayrını kabul eyle. Okunan Kur'anları, hatimleri, duaları, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere dilek kızımızın da ruhuna hediye eyledik. Sen haberdar eyle. Varsa günahlarını affeyle. Mekanını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Başta dilek kızımız olmak üzere burada bulunanların ölmüşleri için, Allah rızası için El-Fatiha. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu iftar daha önce yapmış olduğum iftarlardan çok farklı. Kızım Dilek. Daha geçen Ramazan beraberdik. Aynı sofrada, aynı hüzünleri, aynı neşeleri paylaşıyorduk. Ama hayatın gerçekleri geldi, dileğimizi bizden aldı. Dileğimizi diyorum çünkü o Taner'in eşi, Ali'nin annesi, sizlerin komşusu, arkadaşı, dostu, sırdaşıydı. O Gönül Dağı'nın dileğiydi. Yüreği daima iyilikle, güzellikle çarpan biriydi. Onu özlüyorum. Hem de çok özlüyorum. O benim sırdaşım, dayanağım, neşem, huzurumdu. Biliyorum şu an burada. Bizi görüyor, duyuyor. Belki masanın etrafında bir yerlerde geziniyor. Sizden ricam, ondan dualarınızı eksik etmeyin. Ve son olarak, sevdiklerinizin kadrini, kıymetini bilin. Bugün yanınızda olan, yarın olmayabilir. Hayat sandığınızdan daha kısa. Tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Varlığınızla hem bizi, hem dileği onurlandırdığınız için. Sağ olun. Afiyet olsun. Cemile, babam niye gelmedi ya? Vallahi iki tren bir çekirdek hazırlandı. Koltuğunun altında bir tane saksı aldı. Çıktı gitti, bir şey demedi. Sonra ben GPS'ten baktım ama huzur evine gitti. Huzur evine ne yapıyor? Valla Allah bilir. Bir şey demedi bu. Allah'ım. Sana sen.